Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. sınıfın 3. ünitesi olan Downtown yani şehir merkezi adlı üniteyle ilgili hep birlikte 20 adet soru çözeceğiz. Siz isterseniz her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Eğer bu üniteyle ilgili testler, quizler, alıştırmalar çözmek istiyorsanız Öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla kalıcı hale getirmek istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen. Böylece hem eğlenip hem de bilgilerinizi kalıcı hale getireceksiniz. Hazırsanız birinci soruyu çözmeye başlayalım. Doğru cevap A şıkkı. A skyscraper is then school building. Bir gökdelen bir okul binasından daha yüksektir diyeceğiz. Yüksek kelimesi high kelimesidir. Karşılaştırma yaparken tek eceli sıfatlara er eklerdik. Bu yüzden A şıkkındaki higher doğru cevaptır. B older daha yaşlı. C smaller daha küçük. D stronger daha güçlü demektir. İkinci soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. My grandmother is at the moment. Benim büyük annem şu anda şunu yapıyor. Yaptığı şey örgü örmek. Bu yüzden doğru cevap knitting cevabıdır. Örgü örmek knitting demektir. A şıkkındaki growing büyüme, B şıkkındaki reading okuma, B şıkkındaki resting dinlenme demektir. Üçüncü soru geliyor. Doğru cevap B şıkkı. Fruits and vegetables are very. Sebzeler ve meyveler çok fazla. Nedirler? Çok fazla olan sıfatını yanına doldurmamız gerekiyor. Çok fazla A şıkkı crowded kalabalık mıdır? B şıkkı nutritious besleyici mi? Yoksa C şıkkındaki thin zayıf mı? D şıkkındaki sad üzgün mü? Sebzeler ve meyveler besleyicidirler. Bu yüzden doğru cevap B şıkkındaki nutritious kelimesidir. Dördüncü soru. Doğru cevap D şıkkı. There is always jam in big cities. Büyük şehirlerde her zaman şu vardır. Boşluktan sonraki kelimeye bakalım. Jam kelimesi. Bu kendinden önce bir kelimeyle kullanılıyor ve biz bu kelimeyi ezberlemiştik değil mi daha önceden? Bu kelime trafik jam yani trafik kirliliğidir. Büyük şehirlerde her zaman trafik kirliliği yani trafik yoğunluğu vardır. A şıkkındaki country kırsal ya da ülke demektir. B şıkkındaki street cadde, C şıkkındaki town kasaba demektir. Beşinci soruya geçiyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Matilda enjoys living in her village. Matilda köyünde yaşamayı seviyor. He thinks it is o, köyünün şöyle olduğunu düşünüyor. A şıkkındaki bizi meşgul, B şıkkındaki boring, sıkıcı, C şıkkındaki peaceful, huzurlu, D şıkkındaki çip, ucuz demektir. Matilda köyünde yaşamayı seviyor ve köyünün huzurlu olduğunu düşünüyor. Bu yüzden doğru cevap peaceful kelimesidir. Altıncı soru. Doğru cevap A Marta ve Nick konuşuyor. Marta soruyor. Which one is? Hangisi? Uptown or downtown? Şehir dışı mı yoksa şehir merkezi mi? Nick cevap veriyor. Downtown because it is more crowded. Çünkü o çok daha kalabalık. Marta Nick'e ne sormuş olabilir ki? Nick tercihen downtown şehir merkezini seçmiş ve onun kalabalık olduğunu belirtmiştir. Marta A şıkkındaki noisier sıfatını sormuştur. Hangisi daha gürültülü? Şehrin dışı mı yoksa merkezi mi? Nick de cevap olarak şehir merkezi. Çünkü o çok kalabalık demiştir. Kalabalık olan yer gürültülü olur. Doğru cevap noisier sıfatıdır. Karşılaştırma yaptığı için sonuna er takısını almıştır. B şıkkında cleaner daha temiz. C şıkkında healthier daha sağlıklı. D şıkkındaki taller daha uzun demektir. Yedinci soru geliyor. Doğru cevap A şıkkı. Michael is Dan Raymond. Michael Raymond'a göre şöyledir. Michael'ın Raymond'a kıyasla daha üstün olan özelliğine bakalım. A şıkkı thinner daha zayıf. Michael daha zayıftır bu yüzden bu doğrudur. B şıkkı shorter daha kısa. Michael kısa değil uzundur. C şıkkı fatter daha şişman. Michael daha şişman değil zayıftır. D şıkkındaki heavier daha ağır, daha şişman demektir yine. Bu yüzden D şıkkı da olmaz. Doğru cevap A şıkkıdır. Teener karşılaştırma yaptığı için sonuna -er takısını almıştır. 80. soru Doğru cevap C şıkkı. A plane is than a train. Bir uçak bir trene göre şöyledir. A şıkkı slow yavaş. B şıkkı fast hızlı. C şıkkı faster daha hızlı. D şıkkı slower daha yavaş. İki şeyi karşılaştırdığımız için burada komparatif karşılaştırma konusu olacaktır. Ve bir uçak bir trene göre daha hızlı olduğu için doğru cevap C şıkkındaki faster kelimesidir. Eğer siz comparative yani karşılaştırma konusunu karıştırıyorsanız ya da iyice anlamadıysanız yukarıya bıraktığım linke tıklayarak daha ayrıntılı bir şekilde çalışabilirsiniz. Dokuzuncu soru. Doğru cevap D şıkkı. Climbing is then play basketball. Tırmanmak basketbol oynamaya göre şöyledir. Eğer karşılaştırma yapacaksak, uzun bir sıfattan yani çok fazla heceyle okuduğumuz bir sıfattan bahsediyorsak, sıfatın önüne more eki gelir. Bu yüzden doğru cevap D şıkkındaki more dangerous, daha tehlikeli cevabıdır. Gördüğünüz gibi dangerous kelimesi çok fazla heceyle okunan bir kelimedir. Bu yüzden başına mor alması gerekir. 10. soru Doğru cevap C şıkkı. Ayşe is 14 years old. Ayşe 14 yaşında. Cenk is 10 years old. Cenk 10 yaşında. Yukarıdaki bilgilere göre doğru olan seçeneği bulunuz. A şıkkını inceleyelim. Cenk is older than Ayşe. Cenk Ayşe'den daha büyüktür. Cenk'in yaşı daha küçüktür o yüzden bu yanlıştır. B şıkkı Cenk is old than Ayşe. Cenk Ayşe'den daha yaşlıdır yani daha büyüktür. Bu şık yine yanlıştır. Zaten burada da yazarken hata yapmışlar. Old kelimesi karşılaştırma yaparken sonuna -er takısını almalı. C şıkkı doğrudur. D şıkkına bakalım. Ayşe is younger than Cenk. Ayşe Cenk'ten daha gençtir diyor. Ama Ayşe'nin yaşı daha büyük. Bu yüzden D şıkkı olmaz. Peki neden C şıkkı oldu? Bakalım. Ayşe is older than Cenk. Ayşe Cenk'e göre daha büyüktür. Daha büyüktür çünkü Ayşe 14 yaşında, Cenk 10 yaşındadır. 11. soru geliyor. Doğru cevap A şıkkı. then kok. Süt kolaya göre şöyledir. Healthy sağlıklı anlamına gelen bir sıfattır. Eğer bu sıfatı karşılaştırma yaparken kullanacaksak, bu sıfat tek ecele olduğu için sonundaki y harfini düşürür. i'yi yazarız ve daha sonra er takısını ekleriz. Healthier A şıkkı bu yüzden doğrudur. 12. soru. Doğru cevap C şıkkı. Aynur ve Emre konuşuyor. Are you going? Aynur bir soru sormuş ve Emre ise to the cinema. Sinemaya diye cevap vermiş. Gittiği yeri soruyor. İngilizce'de yer soran kelime where kelimesidir. Nerede nereye anlamlarına gelir. Where are you going? Nereye gidiyorsun? To the cinema. Sinemaya gidiyorum. A şıkkındaki what ne demektir? B şıkkındaki how nasıl anlamına gelir? D şıkkındaki why neden ne için demektir? 13. soru geliyor. Doğru cevap D şıkkı. I live in the, Ben şurada yaşarım. It's a quiet and lovely place. O sessiz ve sevimli bir yerdir. Sessiz ve sevimli olan yer resimdeki ipucundan da yola çıkarsak village, köy kelimesidir. A. Downtown şehir merkezidir. Şehir merkezleri kalabalık ve gürültülüdür. B. Flat apartman dairesidir. C. City şehir demektir. 14. soru geliyor. Doğru cevap B şıkkı. They are at the cinema now. Onlar şimdi sinemadalar. Bu şimdiki zamana ait bir cümledir. Çünkü birinci cümlenin sonunda now, şimdi anlamına gelen bir kelime vardır. Eğer şimdi şu andan bahsediyorsak İngilizce'de şimdiki zaman kurallarını hatırlamalıyız. Eğer hatırlamıyorsanız yukarıda bıraktığım şimdiki zaman dersine tıklayarak tekrar çalışabilirsiniz. Şimdiki zamanda özneler önemlidir. Öznelere göre M, is ve ar yardımcı fiilleri kullanılır. Daha sonra fiile ing eklenilir. Şimdi ikinci boşluğu dolduralım. Day öznesinden sonra ar yardımcı fiili kullanılır. Ar kullandıktan sonra watch, izleme fiiline ing eklemeliyiz. Bu yüzden doğru cevap B şıkkındaki ar watching'dir. 15. soru Doğru cevap A şıkkı. My father isn't at home. Benim babam evde değildir. He at the moment. O şu an bir şeyler yapıyor. İkinci cümlenin sonundaki at the moment kelimesi şu an şimdi demektir. Yani yine şimdiki zaman kurallarını hatırlamamız gerekiyor. Önce özneye bakıyoruz. He, she, it özdelerinde şimdiki zamanda is yardımcı fiili kullanılır. Ve daha sonra gelen özde ing ekini alır. Bu yüzden doğru cevap is working. 16. soru. Doğru cevap A şıkkıdır. Andy soruyor. What is Sam doing? Sam ne yapıyor? Sam gördüğünüz gibi hamburger yiyor. Bu yüzden doğru cevap he is eating a hamburger. O bir tane hamburger yiyor. 17. soru geliyor. Doğru cevap B şıkkı. Karışık kelimeleri verilen cümleyi düzenleyip kurallı bir cümle yapmamız isteniyor. Böyle soruları çözerken İngilizcede önce özneyi bulmanız gerekiyor. Öznemiz işi yapan kişidir. Yani Henry ve David'tir. Henry ve David'i cümlenin başına yazarız. Daha sonra now, şimdi şu an anlamına gelen kelime vardır demek ki bu şimdiki zamana ait bir cümledir. Şimdiki zamanda özneyi yazdıktan sonra ne yapıyorduk? Özneye göre yardımcı fiili ekliyorduk. Buradaki yardımcı fiil are fiilidir. Henry and David are dedikten sonra fiili yazmalıyız. playing football. Now şimdi anlamına gelen kelime ise cümlenin en sonunda bulunmalıdır. Çünkü zaman kelimeleri genellikle cümlenin sonunda bulunur. Bu yüzden doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Henry and David are playing football now. 18. soru. Doğru cevap D şıkkı. My mother cooking and my sisters helping her. Benim annem bir şeyler pişiriyor ve kız kardeşlerim ona yardım ediyor. Cooking ve helping fiillerindeki ayenci dikkatinizi çekti değil mi? Bu şimdiki zamandır. Şimdiki zamanda am, is, are yardımcı fiillerini kullandıktan sonra fiili ayenci ekine ekleriz. Birinci boşluğa bakalım. My mother, benim annem, she öznesidir yani kız öznesi. She öznelerinde is yardımcı fiili kullanılır. Demek ki birinci boşluğa is gelecek. Şimdi ikinci boşluğa bakalım. My sisters, sonundaki s harfini vurgulu söylememin sebebi şudur. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. S harfi İngilizce'de çoğulluk katar. My sisters, benim kız kardeşlerim. Yani çoğul bir öznedir. Çoğul öznelerde ar yardımcı fiili kullanılır. Bu yüzden doğru cevap birinci boşlukta is, ikinci boşlukta ardır. 19. soru. Doğru cevap 5 şıkkı. My grandmother is then my brother. Benim büyük annem erkek kardeşime göre şöyledir. Old, daha yaşlı, daha büyük anlamına gelen sıfattır. Bu kısa sıfat yani tek ece dokunan bir sıfattır. Bu yüzden bunun sonuna karşılaştırma yaparken er takısını eklemeliyiz. Şimdi 20. ve son soruyu çözeceğiz. 20. soruyu çözdükten sonra yorumlar kısmına kaç tane doğrunuz olduğunu yazmayı unutmayın lütfen. Eğer bu tarz soru videolarına talebiniz yüksek olursa benzer içerikler üretmeye devam edeceğiz. 20. ve son sorunuz geliyor. Doğru cevap A şıkkı. What is gökdelen in English? Gökdelen kelimesinin İngilizce karşılığı nedir? Gökdelen İngilizce'de skyscaper demektir. B şıkkındaki buildings, binalar. C şıkkındaki shopping center, alışveriş merkezi. D şıkkındaki downtown şehir merkezidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmayı unutmayın lütfen.